tabii belirtilerinden siz az önce bahsettiniz. İşte safra kesesi ameliyatı olmadan ya da bu hastalığa tutunmadan önce belli belirtileri var dediniz. Bel ağrısıyla başlayan belki bir rahatsızlıktan bahsettiniz. Peki biraz daha böyle detaylı anlatacak olursak belirtilerinle ilgili neler söylersiniz hocam? Yani bunlara genelde distetik şikayetler denir. İşte karında gaz, şişkinlik, bel değil de sağ üst kattan sırt ağrısı, sırt ağrısı bu bölgede. Sağ omuz ağrısı, çok kel alaka ama yansıyan ağrıyla sağ omuza da ağrıyı vurduğu oluyor. İşte mide ağrısı gibi. Bazen yoğun safra üreten vücutlarda bu bölgede şiddetli yanma. Daha çok da karında gaz ve şişkinlik. Yemekten sonra bir rahatsızlık hissi. Peki şikayeti yoksa hastanın, şikayete yol açmayan taşlarda söz konusu mudur? Doğru. Hiç şikayeti olmadan safra kesesinin içi tamamen taşla dolmuş insanlar vardır. Ay nasıl oldu bilmem ne falan deniyor ama yani kısmen rahatsızlık hissediyordur. Zaman içerisinde, yıllar içerisinde geliştiği için alışıyor insan herhalde. Midem ağrıdı, yediğim dokundu bilmem ne falan diye geçiştiriyor. Ama bu bir sonraki gece oradan taş düşebilir. Veyahut da işte ara kanalı tıkayacak bir problem olabilir. Akut taşlı kolistit yaşayabilir. Olmamış olması olmayacağı anlamına gelmez. İşte onun için tespit edilmişken alınmasında fayda vardır. Bir de çok uzun yıllar, böyle benim de uzaktan bir akrabam maalesef başına gelmişti. Çok uzun yıllar safra kesesi taşı ileri yaşlarda safra kesesi kanserine neden olur. Nadirdir ama olur. Yani safra kesesi kanseri de vardır. Vardır. Nadirdir. Ben mesela 3 tane ameliyat ettim. 3 kişi ameliyat ettim şimdi. Nadir bir şeydir ama. Ama safra kesesini aldıktan sonra iş bitiyor diyebilir miyiz hocam? Yoksa bundan sonra süreç daha mı farklı başlıyor? Kanseri için mi? Genel itibariyle. Yani safra kesemizi aldırdık. Ameliyatımız oldu. Tabii ameliyatta da yöntemler de var. Bazen dediğiniz açık ameliyat yapıyoruz. Bazen kapalı ameliyatlarda evet. Yaptığımız oluyor demiştiniz. Doğru. Şimdi cerrahın yeteneği, yetiştirilme tarzı ve çalıştığı hastanenin ya da hastanelerin imkanları. Alet edevat da önemli çünkü bu ameliyatlarda. Cerrahın da bunları ben çok dikkat ederim. Yani en iyi aletleri, çünkü o ameliyatın sorunsuz bitsin isteriz değil mi hepimiz? Yani hem hasta da öyle ister hem de doktor da eve gitti mi kafam rahat olsun ister. Onun için en iyilerini kullanmaktır mantıklı olan. Bu şekilde yapılan ameliyatlardan sonra dediğiniz gibi daha hatta akşamı bile taburcu edebilirsiniz. Sabah ameliyat yaparsınız. Birkaç saat sonra hasta kendine gelince taburcu edebilirsiniz. Çok rahat geçer kapalı ameliyatlar hele. Cerrahın tecrübesi arttıkça açık ameliyata dönme ihtimali de çok düşer. Yani bu %1'lerin altına inecek kadar şey yapılabilir. Ama tabii bazen çok kötü ameliyatlar çıkar. Yani kesenin kendi yapışıktır, ne bileyim etrafı iltihaplıdır, şu bu falan. Onlar da hastaya bir zarar gelmemesi adına açık ameliyata geçilebilir. Bazen safra kesesi tümörü olduğunu bilmeden safra kesesi ameliyatı yaparsınız. Patolojiye gönderdiğiniz safra kesesi incelemesinde tümör olduğu çıkar. Böyle bir hasta, iki hasta başımızdan geçti. Orada da tümörün safra kesesi duvarındaki yayılımı önemlidir. Yani katmanları içerisinde çok ilerlediyse safra kesesinin arkası karaciğerdir. Direkt evet. Olarak karaciğere geçebilir. Veyahut da safra kesesi tümörü olduğunu bilerek girdiğinizde de o zaman o karaciğerin içine de girip bir bölümünü de çıkartmanız gerekir. Ve onu frozen'ı işte tam alabildim miyi sağlama alarak hareket etmek gerekir. Peki hocam, safra kesesi ameliyatı olduktan sonra gıda kısıtlamaları var mıdır? Yani işte bunu yemeyeceksin, bundan uzak duracaksın dediğiniz kısıtlamalar da var mıdır? Mesela yumurta dediniz, yemeyeceksiniz. Evet, evet. Ben 2 ay kadar yağlı yumurta kızartma yemeyin diyorum. Tek önerim bu. Evet. Ama safra kesesi ameliyatı yapacağım ya da yaptığım insanların hep midelerini de sorguluyorum. Çünkü safra kesesi alındıktan sonra mideye biraz daha fazla yük düşüyor gibi. Yani sadece ameliyatı yapalım, işimize bakalım gibi düşünmemesi lazım bence arkadaşların da. Bu sindirim sisteminin bir parçası. Diğer bölümlerini de bir kontrol etmekte fayda var. Yani gastriti varsa hastanın,
onun da tedavisinin yapılması çok iyi oluyor. Çünkü yapılmadığı zaman bu sefer kişi ameliyattanmış gibi bunu algılıyor ve hoşnutsuz oluyor. Peki hocam, safra kesesi taşı kilo yapar mı? Yani vücutta bir herhangi bir kilo artışı olabilir mi? Yok, hayır, kilo yapmaz. Yapmaz, yani öyle bir şey yok. Evet, peki safra kesesi ağrıları nerelere vurur? Yani mesela karın bölgesine de vurabilir mi hocam? Vurabilir. Üst karın bölgesine vurur, sağ üst tarafa, bunun yansıyan sırt bölgesine, sağ omuza. Çok nadiren sol üst tarafa da yansıyan ağrılar olabilir. Az önce safra kesesi kanseri dediniz. Peki bu kanserin belirtileri de mi aynı şikayetlerdir? Genelde taşla beraber olur. Taşa bağlı şikayetlerle meydana gelir. Daha ilerlediyse işte ağrısız falan filan. Ama hakikaten nadir bir şeydir. Yani ben birkaç tane denk geldi ama belki hayatında hiç görmemiş, denk gelmemiş cerrahlar yani mesleki hayatını bile tamamlayabilir. Böyle nadir bir rahatsızlıktır. Hocam az önce safra kesesi çamuru dediniz. Peki evet. Safra kesesi çamuru nedir? Safra kesesi çamuru küçük taşların bir araya gelmesi gibi düşünün. Yani çamurlu bir suyu buharlaştırırsanız onlar yavaş yavaş bir araya gelerek çamurlar taş meydanına gelmeye başlar. Koyu safranın iltihaplanmasıyla beraber safra kesesi çamuru oluşur.